İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dersimil'inde her türlü miting, yürüyüş ve basın toplantılarının düzenlenmesi yasaklandı. Politika mı, ihanet mi? Gençlik ve sevginin hamisi Surp Sarkis günü Arsak Cumhuriyeti'nde 8 Şubat'ta kutlanacak. Macron, Orta Doğu'daki Fransız Jaguar özel kuvvetleri hakkında konuştu. Halep'te bombalama sonucu ölü ve yaralılar mevcut. Dünya insanlar için ölümcül bir seviyede ısınacak. The Guardian, Hollywood'un şöhret kaldırımında bir yıldız alacak olan Ermeni şarkıcısına değindi. Batı Ermenistan'ın Dersimil'inde her türlü miting, yürüyüş ve basın toplantılarının organizasyonu yasaklandı. Dersim, Tunceli İl İdaresi yasağın 16 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve 30 Ocak'a kadar geçerli olacağına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada yasağın güvenlik nedeniyle ve olası terörist saldırıları önlemek, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak ve şiddetin yayılmasını önlemek için konulduğu belirtildi. Bu yasakların Kürdistan İşçi Partisi PKK savaşçılarını ve saklanma yerlerini keşfetmeye ve yok etmeye yönelik eylemler için belirlendiğine dikkat edilmelidir. Türkiye'nin yeni seçilen Ermeni Patriği İshak Maşalyan, Türk basınına, Ermeni Haber ve Akşam gazetelerine utanç verici ve iğrenç röportajlar verdi. Akşam gazetesi 2 Ocak'taki sayısının ön sayfasında Maşalyan'ın saçmalamasına atıfta bulunarak "Diaspora 100 yıl geri kaldı" başlıklı röportajı büyük puntolarla bildirdi. Maşalyan röportajında vicdan azabı çekmeden şunları söyledi. "Ermeni diasporasının bizimle ilgisi yok. 1915'ten sonraki hafızası nesilden nesile aktarıldı. Onlar da bu sorunun en azından bir birlik sağladığını ve inkarcı bir bilinç yarattığını gördüler. Trajediye dayalı bir birleşik bilim yaratıldı. Onu kaybetmek istemezler. Biz bu topraklarda olaylardan sonra kaldık. Diğer unsurlarla birlikte yaşamayı seçtik. Diaspora 100 yıl geri kaldı." Dağılmış Ermenileri kastederek şunları söyledi. "Gerçeklikte insanlar çok daha yumuşak. 24 Nisan'da hatırlayıp ertesi 24 Nisan'a kadar unutmaktalar" zırvalamasına devam eden Maşalyan, Türkiye'deki Ermenilerin de diaspora Ermenilerin de İslam kavramının oldukça farklı olduğunu vurguladı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert Belediyesi'nde Kültür, Gençlik ve Turizm Dairesi Başkanı Karina Arutyunyan, Armen Press muhabirine verdiği demeçte bu yıl Ermeniler arasında gençlik ve sevgi kutsama bayramı olarak kabul edilen Zorawar Surp Sarkis Bayramı 8 Şubat tarihinde kutlanacak. Ona göre Stepanakert Belediyesi'nin girişimiyle 8 Şubat'ta saat 15'te Stepan Şahumyan Oval Park'ta Surp Sarkis gününe adanan şenlikli bir etkinlik düzenlenecek. Karina Harutyunyan, etkinlikte bir nimet prosedürü sunulacak. Ardından bunu geleneksel Ermeni şarkıları ve halk oyunları izleyecek. Gençlere agabilit denilen tuzlu kurabiyeler ve çeşitli tatlılar dağıtılacak. Bunun amacı kızların rüyalarında hangi erkeği görürse onunla evlenecek olması. Eşsiz bir aşk itirafı yarışması yapılacaktır. Başka heyecan verici ve enteresan sürprizler de bekleniyor, dedi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron kendi sosyal medya hesabı Twitter'da "Orta Doğu'da bölgedeki değişikliklere rağmen güçlerimiz IŞİD'e karşı hareket etmeye devam ediyor. Rekor bir kısa sürede Arap Yarımadası ve Basra Körfezi'nde Jaguar adlı özel birimlerimizi konuşlandırdık" diye yazdı. RIA Novosti Ajansı daha önce Macron'un Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin IŞİD teröristleriyle savaşmak için Akdeniz'e döndüğü açıklamasını bildirdi. Dün Halep'in batısındaki terörist gruplar şehrin Sıkkar mahallesine 3 roket attılar. Gansasar'ın aktardığına göre bölge hastanesindeki doktorlar 6 ölünün ve 20'den fazla yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade ettiler. Panorama AYM, bombalama sonucu evlerin, dükkanların yıkıldığı ve maddi hasarlar meydana geldiği yönünde duyumlar aldığını belirtti. Mağdurlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunmaktadır. Bilim insanları 30 yıl boyunca karbondioksitin küresel ısınmaya olan katkısını hafife aldılar. Gezegenin 3 değil en az 4-6 derece kadar ısınması bekleniyor. İnsanlık bu seviyede hayatta kalacak mı? Bu zor bir soru. Dünya iklim tahmini için kullanılan bilgisayar modelleri sürekli geliştirilmektedir. Şimdi dünyanın dört bir yanından birçok bilimsel ekip bu yönde çalışıyor ve ilk tahminleri korkunç. Buna dayanarak iklim krizini ciddi şekilde hafife aldık. Yeni yöntemler uygulayan ve
bulutların rolünü dikkate alan araştırmacılar sayının önemli ölçüde azaldığı sonucuna vardı. Aslında sera gazı konsantrasyonunun iki katı ortalama 4-6 derece ısınma ile sonuçlanır. İlginçtir, İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius 19. yüzyılın sonunda böyle bir tahminde bulunmuştu. Elde edilen rakamlar Paris Antlaşması'nda belirtildiği gibi 1,5-2 derece ısınmayı sürdürmeyi neredeyse imkansız hale getirmektedir. Bu rahatsız edici bir haber. Bugün artık dünya sadece 1 derece ısındığında aşırı sıcaklıklar normal hale geldi ve farklı ülkelerde sıcaklık, kuraklık, orman yangınları yaşanıyor. Sıcaklığın 3 dereceden fazla artması gezegen için gerçek bir kıyamet olabilir. İranlı Ermeni şarkıcı Andy Hollywood'un şöhret kaldırımında yıldızını alarak bu onuru alan ilk İranlı sanatçı olacak. Bu gerçek şarkıcıya atıfta bulunan prestijli The Guardian gazetesinin dikkatinden kaçmadı. Dergi 22 yaşında Andy Madatya'nın neredeyse hiçbir şey olmadan Los Angeles'a taşındığını ve para için bir gece kulübünde gitar çalmaya başladığını belirtti. Ve şimdi 63 yaşında uluslararası ünlü pop şarkıcısı yeni bir başlangıç için hazır olduğunu söylüyor. Ödülünü Elvis Costello, Alicia Keys ve 50 Cent de dahil olmak üzere dünyaca ünlü bir grup Amerikalı müzisyenlerle beraber alacak. Andy, hayatımın büyük bir kısmını Los Angeles'ta yaşadım. Bu yüzden gerçekten İranlı Ermeni Amerikalıyım ve bunun Amerikan rüyası olduğunu söyleyebilirim, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı folk grubu tarafından seslendirilen Dal Dala adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.